Merhaba arkadaşlar, ben Lifluk ve bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videomuzda ne yapacağız? Vallahi ne bileyim koyayım bir şeyler. Bir saniye. Duyuyor musunuz? Koyayım. Sansür. Sansür var. YouTube. artık küfür edemiyor muyuz YouTube'da? Nasıl yani? Şuradan YouTube'un yardımına bir girip bakalım. Evet, reklam veren dostu içerik kuralları. Reklam veren dostu içerik tüm kitlelere uygun olan içeriktir. Bunlar video akışında, küçük resimlerde ve meta verilerde video başlığı gibi çok az ya da sıfır uygunsuz içerik ve veya yetişkin içeriğe sahiptir. Video uygunsuz içerik barındırıyorsa bağlam genellikle haber değeri taşır veya komiktir. Ha. Evet, içerik oluşturucunun amacı bilgilendirmek ve eğlendirmektir. Öfke ya da şok yaratmak değildir. Evet. Ne diyor burada? Reklam veren dostu değil olarak değerlendirilen içerikler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri de içerir. Kısmi çıplaklık ve cinsel mizah da dahil olmak üzere cinsel açıdan müsteşen içerikler. Yani demek istiyor ki artık kısmi çıplaklık ve cinsel mizahla video çekemiyoruz. Yani şu an bizim bildiğimiz bütün küfürler zaten çıplaklıkla ilgili veya cinsellikle ilgili. Tamam. Küfür etmiyorum. Okey. Ciddi yaralama ve aşırı şiddetle ilgili olayların gösterilmesi dahil olmak üzere şiddet. Zaten bunu hiç kullanan bir insan değilim. Taciz, küfür ve sokak ağzı da dahil olmak üzere uygunsuz dil. Yani şimdi sokak ağzı derken ben Bucalıyım, tamam mı? Ben Buca'da oturuyorum yani. Hayırdır la kardeşler diyemeyecek miyim? Ya da hayırdır birader sen kime şekil yapıyorsun falan diyemiyor muyum? O da gitmiş. Tamam. Uyuşturucu ve yönetmeliklere tabi maddelerin tanıtımı ve bu tür maddelerin satışı, kullanımı ve bunlara bağımlılık. Okey, bunlarla da hiç ilgimiz yok. Tamam. Herhangi bir görsel gösterilmiyor olsa dahi savaş, politik anlaşmazsızlık, doğal felaket ve trajedilerle dahil olmak üzere tartışmaya da hassas konular ve olaylar. Okey, bu da bende yok zaten. Fakat küfür YouTube, yani olayın küfür kısmındayım ben. Yani şimdi küfür ve sokak ağzı, yani tamam zaten böyle yayın yapan kanallar var, bu onları çok etkilemez, fakat bunlar bizim gibi samimi insanları veya izleyenleriyle bütün olan insanları etkiler. Tamam, belki sizin aileniz, sizin anneniz babanız bizim küfretmemizi istemiyor, bizi izletmiyor, fakat ya zaten bu tarz içerikleri televizyonda da izlersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz içerikler zaten abi televizyonda var. Gidin televizyon izleyin yani. Yani olayı buraya taşıdılar. YouTube'u daha fazla artık böyle bir televizyon kanalı olarak gibi yaptılar. Yani artık o özgürlük de elimizden alınıyor yavaş yavaş. Peki bunların cezası neler? Bunların cezası ceza değil. Bunlar para kazanmayı kapatıyorlar. Yani benim gibi mesela buradan geçinen bir sürü arkadaşım var, YouTuber var. YouTuber arkadaşlar var diğer. Tamam, şundan bahsetmiyorum. Şu zaten çok kötü bir şey. Hani çıkıyor her lafı küfür, böyle işte böyle ballandıra ballandıra küfrediyor. Yok, onlar değil. Hani böyle normal konuşurken arada fık diye kaçar falan, böyle vıt gider falan. O tarz insanlardan bahsediyorum. Yani kendim gibi gördüğüm insanlardan bahsediyorum. Ve geçimimizi buradan sağlayan insanlarız ve bu olay bizi yaraladı. Yani artık sansürlü bir YouTube'a hoş geldiniz. Tamam, beni çok etkilemez. Ben zaten çok da küfür eden bir insan değilim. Yani bazen videolarda tam sapıttığım oluyor, fakat bundan sonra daha dikkatli olacağım. En azından sizler için temiz içerikler çıktı. Fakat bizim açımızdan şöyle kötü, artık kendimizi çok fazla kısıtlamak zorunda kalacağız. Ettiğimiz kelimelerin hepsine dikkat etmek zorunda kalacağız. Sizler için belki iyi olmuştur. Küçük arkadaşlar için özellikle çok iyi olmuş aslında. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Küçük arkadaşlar için, çünkü küfür öğrenmemeleri lazım. Hani şey yapmamaları lazım. Fakat
bizdeki o rahatlığı, özgürlüğü birazcık elimizden aldılar. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir durum vloguydu. Sadece konuşmak istedim. Hani bu çünkü patlayacak bir olay yakında şimdi. Herkes bunun hakkında ceyran edecek, ya şey yapacak. Ben de kendi düşüncelerimi burada size söylemek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.